Kanal BTV ekranlarından bir kez daha merhaba. Chi Chi Talks'tayız ve bu kez Metachieverse Talks programındayız. Ben Çiğdem Yorgancıoğlu. Bugün Türkiye'de bilişim dendiğinde önde gelen isimlerden bir tanesiyiz ve onun ötesinde dijital dönüşüm konusunda Türkiye'yi taşıyan isimlerden bir tanesi aramızda. Türk Bilişim Derneği'nin İstanbul'da ve çeşitli illerde gerek yönetim kurulunda gerekse başkanlık görevinde bulunmuş. Aslen bir bilim insanı. Astronomi eğitim sonrası hayatını bilişim teknolojileri, bilgi teknolojileri ve bilişim şekillendirmiş. Ve aynı zamanda Avrupa Birliği kalkınma projelerinden tutun, Türkiye'de kurumsal bilişim konusunda pek çok çözüme yön vermiş birisiyle beraberiz. Evet, Levent Karadağ aramızda. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim yayına katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Evet, merak ettiğimiz bir şey var. Metachieverse Talks böyle bir seri halinde devam edecek. Muhtemelen de sizin bilgilerinizde siz birkaç kere daha geleceksiniz gibi bir hissiyat oluşuyor. Çünkü projeler ilerliyor, dönüşüyor. Fakat herkes bu bir NFT ve işte sanal ticaret, augmented reality, VR bu konseptleri bir araya getiriyor. Bazen doğru, bazen yanlış kullanıyor. Token nedir? Bu gibi kavramlar uçuşuyor havada. Bir metaverse evrenine girmekten bahsediliyor. Girmek için ilk önce ne yapmam gerekiyor deniyor ve metaverse dünyası artık herkesin ilgisini, hatta kurumların ilgisini çekmeye başladı. Türkiye'de geçtiğimiz günlerde bir kurum yapısı daha metaverse'ün içine dahil olmak üzere adımlar attı ve biz size soruyoruz bir bilişim uzmanı olarak, bir bilişim stratejisti olarak metaverse en basit anlayabileceğimiz şekilde aslında nedir? Öte evren dediğimizde biz ne anlamalıyız? Evet. Şimdi tabii bunu bir öncelikle bilişim anlamında anlatmak gerekirse öncelikle web 1 teknolojileri vardı. Web 1 teknoloji nedir? Web sayfası. Kurumlar web sayfasını yaptılar. Ben o web sayfasına giriyorum. En fazla yorum yazabiliyorum. Statik. Veya e-posta gönderiyorum yani. Evet. İletişim bilgisi vardı web sayfalarında hepsi. Read only. Sadece okuyabiliyorum, şeyi sunabiliyorum. Bu Web 0 teknolojisi. Web 2.0 teknolojisi dediğimizde de işte sosyal medya gibi şeyler çıktı. Artık ben oraya yorum yazıyorum, içerik yazıyorum, kendim bir şey ekleyebiliyorum. Veya bir forum sitesi var, orada şeyler yazabiliyorum. Bu da Web 2.0. Şu anda içinde hala olduğumuz evet. Şey. Şimdi üçüncüsü de ben artık oradaysam işte bu sefer yorum yazmanın niyetinde ben kişi olarak orada olmaya başlayayım. Üç boyutlu olarak orada olmaya başlayayım. Bunları çocuklar yapmaya başladılar işte. Oyunlarına bakınca oyunu alıyorsunuz. Yıllarda oyunlarda var işte. Gözlüğü takıyorsunuz. Hareket edebiliyorsunuz. VR gözlüğü takabiliyorsunuz. Bunu şeyden bir örnek verecek olursak. Bilmeyenler için bu arada virtual reality'den. Sanal gerçeklik evet, gözlüğü. Sanal gerçeklik gözlüğü. Evet. Ben gözlüğü taktığımda bu gözlüğümü takınca ben bu evin içerisinde dolaşabileyim. Yani şunu yapmaya baş. Market var. Bir market var. İşte market veya yiyecek satılan yerler var. Ne yapıyorum ben şu anda? Giriyorum sitesine, web sayfasından onu alıyorum. Veya markette gidiyorum, listeler var. Menü oradan bakıyorum, alıyorum. Şimdi buradaki yapılan şu meta olayla ben dolaşayım içeride. Marketin içerisinde dolaşıyorum. Bir ürünü göreyim. Ne yapıyoruz? Onu deniyoruz aslında. Evet. Deniyoruz. Burada da benzer bir şekilde artık ben içerisine gireyim onun. Sadece düz ekrandan değil, üç boyutlu olarak bu aldığım bardağın etrafında döneyim, dolaştırayım. Şapkaya bakayım, şapkayı giyeyim. İşte bu noktada da avatarlarımız ortaya çıkmaya başladı. Yani ben bir avatar karakter belirtiyorum. Bu avatar karakterimle ben bunu istediğim gibi orada dolaşırım, gezerim, alırım. İşte bugün baktığınızda da çok ünlü işte sandviç, ne diyeceğiz artık, burger vesaire bu tip şeyler de girmeye başladılar. Ve büyük siteler de bu işte. Çünkü şunu yapmaya başladılar. İşte uluslararası bir siteden ürün alıyorsunuz siz. Bu ürünlerin size gelip
beğenmediğiniz takdirde gönderiyorsunuz. Bu Amerika'ya gidiyor, çeşitli yerlere gidiyor falan. Burada işte dediler ki biraz da ben bunun maliyetlerini aşağı çekmek amacıyla, çünkü giymesi amacıyla ne yapmam gerekiyor? O zaman dedi ki Facebook Meta'yı başlattı. Siz Meta'da daha ürünü almadan sizin fotoğrafınızı çekiyor, sizin avatarınız tamamen şeyinizle, beden ölçülerinizle, her şeyle uygun. Siz ayakkabıyı giyiyorsunuz, pantolonu giyiyorsunuz, kolyeyi deneyimi takıyorsunuz. Deneyimi önceden yaşıyorsunuz. Deneyimi yaşıyorsunuz. Siz arkadaşlarınızla bir, aa Çiğdem Hanım ne güzel tokanız var, ne güzel bilekliğiniz var, ayakkabınız ne güzel size yakışmış. Aslında ben onu hiç almamışım. Deneyimle satın al diyor. Şimdi burada hızlanmaya başladı Meta olayı. Ben zaten oradayım diyor ki, işte geçen bir emlakçıyla konuşuyoruz, gayrimenkul danışmanıyla konuşuyoruz. Yurt dışından diyor 10 tane burada villayı satacak. Şimdi diyor ki ben bir villanın içerisine girip gezeyim. Dolayısıyla biz şimdi şunu yaptık. Aynı zamanda bireysel olarak kurumsal örnekte de baktığımızda binaların bir sürü numune daireleri var. Bir tane numune daire hazırlıyor. Biz şimdi tuttuk, kendimiz kaç tane daire varsa onlardan hazırlamaya başladık. Birkaç tane daire. Girip içeri dolaştığında bunun işte A markasıymış. Acaba bu B markası olsa nasıl olur? Duvarın rengi yeşil. Bunu mavi yapabilir miyiz? Bu noktada size bir tane kritik soru sormak isterim. Şimdi bir bina deneyimi ve bir emlak alımı sırasında böyle bir karar vereceksiniz. Ve de binada görüntü kalitesi burada tabii hani hem gerçek zamanlık hem de görüntü kalitesi önem taşıyor. Mesela o daireyi kiraya vereceğinizi düşünelim ve bu deneyimi yaşatıyorsunuz. Fakat şimdi buradan bakıldığında görülmüyor ama görüntü kalitesi yeterince bir çözünürlük olduğunda aslında o binanın duvarının arka planında daha önce orada bir işlem yapılmış ya da bir aksaklık var ya da bir nem var. O nem direkt olarak algılanmasa da bunu sens etme olanağı yok. Bu da kararları etkileyen ve de tabii sırf bunu görmediği için düşünce olarak bir şekilde ürünle bağdaşan ve bununla vakit kaybeden biri var. Bunun önüne geçecek bir teknoloji var mıdır? Metaverse hangi teknolojileri kullanıyor? Şimdi meta dediğince aslında büyük bir evren. Big data dedik, büyük veri diyoruz. Büyük veri, bu meta evren orada oluşmaya başlıyor. Büyük veriyi yönetebilmek. Yani bir fotoğraf çektiğinizde, bir video çektiğinizde, fotoğraf çektiğinizde ki 5 megabayt dediğimiz ama video çektiğinizde 1 gigabayt. İnsanlar birbirlerine gönderemiyorlar videoları. Zaten bu olay burada başlıyor. Meta büyük verileri tutabileceği bir yerler yapıyorlar. Ben diyor büyük veriyi yöneteceğim. Dolayısıyla büyük bir rezolüsyonla bunu büyük bir rezolüsyonla yöneteceğim. Burada işte 5G dediğimiz, kuantum bilgisayarlar dediğimiz şey devreye başlıyor. İnternetin hızı devreye girmeye başlıyor. Çünkü bugünkü 4G ile 3G ile ben 1,5 GB'lık şeyi gönderemiyorum. Ve ben içeri girdiğimizde burada o kadar video var ki, benim orada dolaştığım çok büyük bir veri var. İşte bu, ben diyor nasıl Google'u, bir sürü bilgisayarları var çeşitli yerlerde, dünyanın her yerlerinde serverları var. O serverlar en yakın yerde birbirine alıştırıyor. Veya videoları, video çözücü programlar var. Videoyu sıklaştırıyor, küçültüyor, bu şekilde veriyor. İşte burada diyor ki ben böyle bir teknolojiye sahibim. Ben böyle büyük veriyi tutabilirim. Büyük veri hızını yapabilirim. Bu işte burada yavaş yavaş şuraya gelmeye başlıyor. Şimdi siz telefonunuzla gönderirken, aynı zamanda otonom araçlar için konuşacak olursak, yani hızın önemini belirtmek amacıyla. Otonom araç yolda giderken sürücüsüz otomobiller, salisenin bir salise gibi bir internet kesintisi ne yapabilir? Kazaya yol açabilir, büyük kazaya yol açabilir. İşte burada şu anda bunu çözmek amacıyla kuantum bilgisayarlar, kuantum teknolojisi çıkmaya başladı. Orada artık veriler dalga boyunda, yani bugünkü internet hızlarının 1000 katı, 10.000 katı hızda. Peki hacklenmeye karşı da aynı zamanda korunmalı mı bu sistem? O başka. O da yani, siber güvenilir kısmı siber da başka. İşte ha, o da çünkü nereden işte orada, çıkmaya evet başlıyor. Şimdi birincisi şeyi anladık. Yani biz eğer bu sizin örneğinizden vereceksiniz. Ben bu binayı dolaşmak istiyorsam orada bir soba var, orada bir sandalye var. Anında ben o sandalyenin nerede yapıldığını attım. Nasıl şu anda ben Google'da arıyorum, resim tarıyorum, oraya koyuyorum.
Siz de o meta altyapıda anında bu sandalye nerede üretilmiş, kim üretmiş, ne zaman üretmiş, o müşterinin kalitesi, niteliği vesaire hepsini binanın etrafında dolaşarak görebiliyor, yapabiliyor. Şimdi bu da ki büyük problemlerden birisi hız. O hızda işte 5G gibi veya 5G'ye geçemeyen ülkelerse şu anda ismini ne kadar yapabiliriz bilmiyorum yayında. Uydu internetle bu hızları vermeye başlayacaklar. Çok yakınsa da artık zaman yani aradaki boşluk giderek zaten şu anda neredeyse gerçek zamanlıya dönüşüyor. O firma zaten uydu internetleri göndermeye başladı. Konser verdiler. Mesela bu çok belirgin bir şey. Fortnite konseri falan gibi bir şeydi. Şimdi zaten Fortnite yani şöyle bir şey. Dijital yerliler dedik ki aslında baktığınız takdirde internette yaşayan insanlar oraya getirebiliyorlar. İnternette yaşayan insanlar yani gençler, Fortnite oyuncuları bugün 20'li yaşların üzerine geldiği için bu teknolojiler de daha hızlı yaygınlaşmaya başlayacak. Evet. Peki bu teknolojilerin yapısı hakkında ne söyleyebiliriz? Ne var yeni teknolojiler? Mesela yeni kavramlar girdi. Mixed reality diye bir kavram daha girdi. Daha önce augmented reality vardı. Bir de birkaç tane daha kavram, gerçeklik gibi kavramlar girdi. Bunlarla ilgili ne söyleyebiliriz? Yani bu kavramların kökeninde işte NFT dediğimiz. NFT nereden çıkmaya başladı? Ona bakalım. Şimdi bu özellikle oyun oynayan çocuklar bir sürü avatarlar yapmaya başladılar. İşte Minecraft gibi, Roblox gibi bunlar globalleştiği için söyleyebiliriz falan. Bu Minecraft'ta 4 yaşındaki çocuklar 10 yıldır oraya gidiyor, bina tasarlıyor, çiftlik yapıyor. Buna hepimiz şahit olmuşuzdur. Bina yaptı, çiftlik yaptı, oraya bir hayvan yaptı, oraya bir kedi yaptı, oraya bir malzeme yaptı. Bunlar büyüdüler, bu sefer Roblox evrenine geçtiler. Roblox oyun evreninde dedi ki biz artık oyun değil, deneyimiz. Bunlar da ne yaptılar bu sefer? Roblox evreninde de bunları tasarlamaya başladılar. Yani şöyle baktığınızda Roblox'ta Türkiye dünyada 9.'ymuş avatar tasarlamakta. Yani bu avatar bir insan karakteri de olabilir. Bildiğimiz kupa da olabilir, başka bir şey de olabilir vesaire falan. Diyor ki ben bunu tasarladım, ben bunu buraya verdim. Bu senin evinde kullanabilirsin, bu bir çanta yaptım ben, bu tabii çantayı kullanabilirsin. İşte burada ne fikri mülkiyet hakları gibi bir burada işte şey geliyor. Blockchain devreye girmeye başladı. Blok zincir devreye başladı. Tokenlar devreye girmeye başladı. Yani bunlar birkaç yıldır konuştuğumuz kavramlar. Ama bu kaç yıldır konuştuğumuz kavramlar bu kadar üretilmemişti. Bu sefer bunlar diyor ki ben niye üreteyim boşu boşuna? Ya ben bu kadar üretiyorum, bunu sen alıyorsun, oyunda kullanıyorsun, başka yerde kullanıyor. Bu sefer dedi ki işte sen üretmeye devam et. Blok zincir anlamında bunlara birer numara vereceğiz. Bu numaralarla da sen artık bunu kullanabilirsin, yapabilirsin, edebilirsin. Bu ve kurumların hepsi sanal evrene taşınmaya başladı. Nasıl taşıyacaklar kurumlar işlerini bu evrene? Nasıl bir şimdi üzerinden bir alışveriş merkezini düşünecek olursak, alışveriş merkezinde ne var? Mağazalar var, kuaförler var, ayakkabıcıdan tutun yemek içme servisleri vesaire. Yüzlerce kişi çalışıyor orada, yüzlerce dükkan var, yüzlerce bir şey var. Ama ana nokta demin dediğimiz gibi büyük veriyi tutabilmek, büyük veriyi yönetebilmek. Büyük veriyi tutabilmek, yönetmek de çok büyük meblağlar, paralar gerektirdiği için o zaman diyor ki ben böyle alışveriş merkezi kuruyorum. Benim kurduğum alışveriş merkezi budur. Sen gel dükkanını aç. Sen gel yemek şirketini aç. Bu sefer ben o meta evrende dolaşırken burgerimi oradan vereceğim. Dolayısıyla ben o dükkanda olmak zorundayım. Nasıl şu anda AVM'lerde bir AVM'ye girdiğinizdeki oradaki A ayakkabı firması diğer AVM'de var. Çünkü orada da kitle var. İnsanlar alışveriş merkezine gidiyor. Alışveriş merkezleri ne dediler? Yaşam merkezi dediler. Yani biz de dijital yaşam merkezi. Çünkü bu kişiler, bu çocuklar dijital yaşamda doğdular. Yani online dünyada, sanal dünyada doğdular. Evet, sanal çocukları dünyada. Merak ediyoruz. Şimdi Z kuşağı da geliyor, alfa kuşağı falan geliyor. Hemen bir reklam arası verip devam edelim.
Z kuşağı ve alfa kuşağı da geliyor. İşte Z kuşu aslında bu düzlemde anlamak, yani bu düzlemde bakmak gerekiyor. Olaya bu düzlemde. Yani bizler bakacağımız düzlem şu. Bu sistemi kim yaratıyor? Bu sistemi oyun oynayan çocuklar yaratıyor. Bunlar 20'li yaşlara geldiler. Pokemon Go'cular değil mi? Yani onlar oynatıyor, yaratıyor. Öyle şimdi, başladı tabii. Aslında hikayeye geriye gidersek. Şimdi bir de bu da çok hızlı gelişecek. Neden hızlı gelişecek? Biz hızına bakmak anlamında. Şöyle, Facebook kurulduğu zaman Facebook'tan 5 yıl önce bir Facebook'un işlemlerini yapan aynen bir firma çıkıyor ortaya. Aynı işlemleri yapıyor. Profesyonel bir firma. Facebook'la özellikleri %90 benzer. Ama geliştiremiyor, satamıyor. Facebook neden geliştirdi? Facebook üniversitede öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla. İşte kitap alacaktır, öbürü ikinci el eşyasını satıyor, öbürü kız arkadaş edinmek istiyor vesaire. Bu ihtiyaca yönelik, yani bir ihtiyaca yönelik insanları bir arada buluşturmak, yani bir çeşit topluluk. Hatta buluşturunca zamandan bağımsız bir şekilde buluşturuyor. Eski arkadaşlarını bile oradan tabii bulabiliyorsun. Yani bir zamanlar kaybettiğini düşündüğün insanlar da dahil bunun üstüne. İşte yavaş yavaş artmaya başladı. Dedi ki bu sefer sen ilkokul arkadaşını bul, lise arkadaşını bul, şeyi bul. Onları arama dışarıda, onları bulacaksın. Onun özlemini, onun giderini. Yani şöyle bir şey var. İnsanların özlem giderler falan. Bir zamanlar Windows 95'in ekranda Windows 3 müydü falan. Ekranda yeşil bir ekran var. Arkada küçücük bir aslında köy gibi bir şey var. Çünkü insanlar şehirleşmeye başladıkları için mesela 2050 yılında nüfusun %75'i şehirlerde yaşayacak ama şu anda da %50'leri geçti. Herkesin böyle bir özlem duyduğu köy, uzaktaki bir köy. Farkında olmadan algıdan o köyü vermeye başladılar. O özlem duyduğu. İşte bunlar hep birbirini desteklediler. Microsoft orada görselde onu yapıyor. Facebook bunu yapıyor. Facebook ne yaptı? Dedi ki ben adımı Meta yapıyorum dedi. Neden Meta yapıyorum? Artık bana bu yetmiyor. Ne yetmiyor? Ben artık orada canlı olarak konuşmak istiyorum. Sohbet etmek istiyorum. Oturup böyle toplantı yapmak istiyorum. Beraber filmi seyretmek istiyorum. Pandemide vardı böyle film şeyleri. Ortak filmler vardı. O filmi siz açıyorsunuz başka bir yerlerde. Film uçarken siz topluluğu oluşturup beraber yorum yapıyorsunuz. Yani filmi aynı anda birlikte izlediğiniz gibi. Belki de bizim ortak yönlerimizden bir tanesi de yine dijital dünyanın yanı sıra ve ekonominin yanı sıra tango. Belki de mesela artık milongalar kalkacak. Belki biz meta evrende herkes istediği müziklerle partnerler müziklerini seçecekler ve öyle dans edecekler meta evrende. Bu da mümkün belki de. Tabii yani insanlar birbiriyle tanışmak, arkadaş, yeni arkadaşlıklar, yeni ilişki, yeni merak. Dünya artık globalleşti, küreselleşti, sınırları kaldırıyor burada yani. Dolayısıyla insanlar burada evlenmeye, evlilikler olmaya başladı. Biraz örneklerden vermeye başlarsak, insanlar anlatmaya çalışırsak. Çünkü pandemi döneminde İnsanlar evlilikli düğünler yasak olduğu için bu metaverse evreninde çıkardılar. Bu sefer de diyor ki metaverse evreninde ben bir düğün yapayım. Çok yakında organizasyon firmaları buraya girmeye başlayacaklar. Cenaze ve duasını bile oradan tabii, yapacaklar yani. Tabii. Çünkü neden? Çok doğru. Şimdi kişi Almanya'da, Belçika'da, Amerika'da o an Meta evrende diyor gel avatarlarımızı vuralım. O zaman insanlar zaten birbirlerini Facebook'ta tanımaya başlıyorlar ya. Herkes şu anda Facebook'ta görüyorlar. Bu sefer beraber Çiğdem Hanım hoş geldin. Avatarıyla beraber artık Çiğdem Hanım onunla özdeşleşmiş. Çiğdem Hanım onunla özdeşleştiği için hukuk bu sefer da giriyor işte burada. O mesela ona yapılan bir hakareti hukuk o kendine yapılmış gibi de bu kadar da şimdi, güçlü kabul edilir. Evet yani hukuksal problemler de oluşmaya başladı. Yani şimdi dolayısıyla burada diyor ki benim düğünüme eğer sen Almanya'dan katılmak istiyorsan, Afrika'dan katılmak istiyorsan ben bir de Metaverse'de düğün yapacağım. Orada beraber sohbet edelim, konuşalım, muhabbet edelim vesaire yapalım. Yani o şekilde dönüşebiliyor. Tabii burada şu vardı. Şimdi ne kadar bu avatarlar şunlar tasarlıyorlar falan. Yani sistemi öğrenmek için aslında Metaverse sistemini öğrenmek için, Metaverse'i öğrenmek için çocukların oyunlarına bakmak gerekiyor. Fortnite ve Roblox'a bakmak gerekiyor. Orada çocuklar skin dediğimiz, kıyafet dediğimiz 2-3 sene önce ciddi sorunlar çıkmaya başladı. Şimdi
Bu çocuk bir salondan diğer salona giriyorsa, oraya uygun kıyafeti yoksa onun ezik hissedildiğini görüyor. Hani cep telefon modelleri vardı, bir cep telefon ithalatçısı vardı falan, dedim ki nasıl satıyorsunuz bu kadar farklı modelleri falan. Yani diyor gençler arasında artık cep telefon modelleri onları bir çeşitli statü yapıyor. Bir kafeye geldiğinde kim en üst modeli koyduğu anda o modelin altındakiler cebine koymaya başlıyorlar telefonları. Peki avatarların kıyafetlerini şimdi biz bedava giydiriyoruz avatarlarımızın. Yarın bir gün onların fiyatının olmayacağını biliyor muyuz? İşte zaten onlar artmaya başlıyor. Diyor ki siz bir ünlü bir çanta markasının, çanta markasına baktığımızda çanta markasının çantası 3000 dolar. O metava evrendeki fiyatı 4000 dolar. Yani hiç olmayan sanal tasarım fiyatı 4000 dolar. Diyorsunuz ki oraya nasıl verecek 4000 doları? Çünkü meta evrende demin düğün düzenlendi. Kuaför düzenlendi, konser düzenlendi, fiyere düzenlendi. Oradaki ortama uygun ne giyeceğinize bakıyorsunuz. O öyle bir çantanız yoksa o çantayı taşıyamıyorsunuz. Oraya giremiyorsunuz, yani çantasız evet. Girebiliyorsunuz. Bu da artık düşündüğünde insanlar bir yere gittiğinizde bir düğüne, bir merasime, yani her yere gelecek şeyler var. Yani bakıyorsunuz işte birçok beden dili şey derslerinde anlatıyoruz işte. Sosyal mekana giriyorsunuz, kıyafetleriniz şu olsun, giydiğiniz gömlek, ceket, et renkleri falan hepsi, takım giydiğiniz aksesuarlarınız vesaire. Dolayısıyla bu aksesuarların her ortama ait aksesuar oluyor. O zaman siz oraya gidecekseniz meta evrende giriyorsunuz oraya, aksesuarınızı alıyorsunuz. Ama şöyle bir şey de olmuyor mu o zaman? Yani burada tabii hep iki taraflı bakmak lazım ya. Dışarıdan bakıldığında sonuçta birinin eğer üzerinde taşıdığı bir kıyafetin direkt olarak markası yoksa ama kıymetli bir şey de giymiş olabilir ve biz onun nereden giydiğini bilmiyoruz. Outlet mi değil mi belli değil ama meta evrende o kadar artık bir sürü şey şeffaflaşacak ki onun giydiği kıyafetin aslında outletten ya da ucuz bir pazardan alındığı da ortaya çıkmış olacak. Dolayısıyla bu tip artık şeyler de yok. Yani insanın giderek daha şeffaflaştığı ve kararların da böyle hani görsel şeylere daha çok etki ettiği bir ortama doğru gitmek acaba kötücül bir şeyleri de tetikler mi? Ya da daha zor bir hayat mı getirir bu noktada? Yani... Çünkü şeyi beklemez miydik? Yani bu... Hani kıyafetleri oradan gerçeği elimizde olmadığı için normalde de fiziki ortamda üretildiği maliyetlere maruz kalınmayıp evet telif hakkı çünkü bir resim çiziliyor ya da renk vesaire orada da bir emek var. Ama bu telif hakları açısından bakıldığında şu andaki teknolojilerle eski teknolojilerle maliyetin daha düşük olduğunu düşünürsek burada cici bir avatara sahip olup imkanları, maddi imkanları olmasa bile söz söyleme hakkı daha güçlenebilir bazı insanların. Yani şimdi, toplumsal doğru. Adalet açısından bakıyorum. Yani burada tabii bir toplumsal adaletsizlik getirecek. Bunun üzerine çalışıyorlar. Hı. Zaten dünyada yapay zekanın işte bir doktora baktığınızda doktor bir algoritması vardır işte. Önce o yapay zeka robotundan geçiyor. Soruyor işte öksürüğün var mı? Babada, annede şeker falan filan. Zaten oradan hemen kontrol ediyor doktor. Diyor ki bunları ben eleyerek geçeyim diyor. Bu nereden geliyor aslında? Oraya yazdığımız bir algoritmadan geliyor. Ya diyor bu kişi Amerika örneğinden verirsek siyah insansa, beyaz insansa bir ırkçı bir ayrımı yapıp algoritmaya onu kodlamışsa ne olacak? Veya bu çocuklar şu anda şöyle bir şey de var. Bu teknoloji geliştirmede şu anda nasıl kadın erkek çalışan oranı düşükse dünyada baktığınızda kadınların erkeklerin denge, oranları evet. Veya o denge şeysi. Acaba diyorlar şu an onlar var. Bu erkek üreticilerin çok fazla olmasında sıkıntı yaratabilir mi? Bunlar hukuksal problemler. Hukuksal problemlere de değiniriz şimdi ama diğer taraftan şu var. Demin dedik ki oradaki maliyetler daha ucuz. Ama oyunlara baktığımız takdirde ben bir çocuğa, çünkü oyunlara bakıyoruz, Fortnite oyun oynuyor çocuk veya Roblox oyun oynuyor. Ve o çocuğa aslında aldığınız güncel yaşamını, reel yaşamını idame ettirmek amacıyla giydiği giysiler, sanal da giydiği giysilerden çok çok ucuzda kalıyor. Çünkü orada, sanalda
Yani fiziksel dünyada bir sürü dengeler oturmuş. Dengeler oturmuş, gidip ana onu okuymak, evladım işte öyle giyme, okula bu kıyafetle gelemezsin, şurada böyle giyemezsin falan gibi biraz. Şimdi burada çocuk o anda bir oyun evreninden başka bir yere girdiğinizde oraya uygun kıyafeti olmayınca oradan dışlanıyor, ezik hissediyor ve ama burada... Ama tabii şöyle de bir şey var. Mesela biraz önceki örnekten giderse, biraz önceki kıyafet daha pahalı ya sanalda ama şey yok mesela, ütü yok o elbiseye. Ütüye gerek yok, nanoteknoloji gibi her şeye uyuyor, temizlemek zorunda değilsin falan. Yani orada mesela tabii oyunun içinde kurgularlarsa temizleyiciyi de götürürsün. Kuru temizlemeye de doğru gider. Diyorsunuz. O ayrı. O başka bir kurgu ama mesela buradan da kazanç var. Yani ama onu da şöyle o da ayrı bir şey. Şöyle bir örnek verelim. O kadar kolay gibi olmuyor. Şimdi bir sürü Lego oynuyor çocuklar, bir sürü Legolar var. Bir Lego parçasını başka bir Lego setin içerisine kolay yerleştirebiliyor musunuz? Burada öyle bir şey. İşte o altyapı ortaya çıkıyor. Yani şöyle bir örnek vereyim. Geçen emlak gayrimenkul sektörüyle ilgili biz dijital dönüşüm stratejileri, kurumları da dijital dönüşüme taşımak anlamında ama doğru stratejilerle taşımak anlamında bakıyoruz. Şimdi biz de diyoruz ki bütün yazılımlar yapay zekaya dönüşüyor. İnşaatla ilgili bir dijital dönüşüm vardı. Dedim ki buradaki hiç kimse inşaatta dijital dönüşüme taşıyamaz. Yani gayrimenkul taşıyamaz. Nasıl olur? Gayrimenkul taşıyor. Arsa mesela o daha farklı. Şimdi şöyle bir taşıyor da. Şöyle bir örnek verelim. Yani ben bu evi, ev dediğimde evde ne var? Masa var, sandalye var, dolap var falan. Eşyalı sattığımı düşünelim evi. Şimdi bu eşyalı bir ev var. Şimdi ben bu evde girip dolaşabilmem için bunların hepsinin 3 boyutlu olarak tasarlanması gerekiyor. Renderlanmak dediğin falan bir sürü emek gerektiren, tasarım gerektiren. Bunların hepsi o düzeye gelmesi gerekiyor. Şimdi bir tane program Türkiye'ye gelmiş. Diyor ki, bu şekilde tasarladığının diyor ben getir sistemine koy diyor. Dolayısıyla benim şu andaki Türkiye'deki emlak programları, büyük ölçekler bu tasarımda değil. Yani ben artık... Sizin örneğinizden gidecek olursak, benim bir avatarım var, bir gömleğim var. Ama bu gömleğim teknoloji olarak tasarlandığı için diğer bir AVM'ye gittiğimde oradaki programla uymayabilir. Oradaki programa uygun şekilde geliştirmek gerekiyor. Evet, o sisteme uygun geliştirmek gerekiyor. Aslında bugünkü teknolojiler birazcık onunla ilgili de işte bu mesela bu telefonda çalışır, Android'de çalışır, ötekinde çalışmaz dediğimiz gibi aslında onu bugünle İşte o sistemi, o sistemi kurgulamak peki, gerekiyor. Peki polis karakolu yapıyorlar mesela meta evrende. Bu nasıl işliyor? İşte çünkü orada suç işlenmeye başlıyorlar yani. Çünkü orada da suçlar var. Demin dediğimiz gibi ben para vermişim, bu kadar elbise almışım bunu veya... Kişisel alana girdi diye bir öyle bir cinsel taciz davasına girdi. O peki şeyler orada, de çıkıyor mu? O biyometrik veriler vesaire yani o mesela o öte evrenin içinde ne kadar bilgiler arası geçişkenlik, istihbarati bilgiler de orada gündeme geliyor. Şimdi meta evren dediğimiz aslında baktığımızda bu yavaş yavaş taşınmaya başlandı. İşte Facebook'tan Instagram'a geldik. Telefon bizi dinliyor. Bu telefonda, mesela burada telefonu, burada bir Google browser açıksa, şimdi arka taraflara koymuşlardır, başlangıçta ön taraflardaydı, ayarlarda. Biz sizin sesinizi dinliyoruz diyor. Niye dinliyorsunuz? Şunu yazmış, default olarak varsa. Çünkü size daha iyi öneriler sunmak için, gideceğiniz yere daha iyi yönlendirmek, daha iyi reklam yapmak amacıyla. Dolayısıyla şimdi bunları bizim telefonumuzda WhatsApp varsa... Biz dinleniyoruz. Şu an dinleniyor. Çünkü benim telefonumda WhatsApp var. Şimdi bu dinlenmeden dolayı ses verileri, bütün vergileri, paylaştığım fotoğraf verileri hepsi birbirine örtüşmeye başlıyor. Yani burada bizim sanayiye yakınız burada, otomotiv sektörüne yakınız falan vesaire. Bu modeller şöyle çalışmaya başlıyor. Bundan 15 sene evvel biz eğitim verirken bankalar, büyük kurumlar dediler ki ya Levent Bey dediler bu çalışmaları yaparken biz dedi Y kuşağına artık ağırlık vermeye başladık dedi. Y kuşağı yani 80'den sonra doğumlu olanlar. Çünkü dediler bunlar şu anda 35 yaşlarına geldiler. Bunlar yönetim seviyesine geldiler. Biz bunlara eğitim veriyoruz dediler. Yani öbürlerle uğraşmıyoruz artık. Şimdi aşağıdan da oyun oynayanlar, Roblox'çular, Fortnite'çılar gelmeye başlayınca bu sefer dediler ki biz sistemi onlara göre dizayn ediyoruz. Çünkü bu sistem onların sistemi.
Yani bu sistemi kendimize göre benzetmeyelim. Biz o sisteme uyalım. Ve nihayetinde mesela geçen bir demir çelik firması bizden bir eğitim istedi falan, demir çelik firması. Bir baktım yurt dışında bir demir çelik firması 16 yaşındaki çocuklara yarışma yapmış. Teknoloji yarışmalar yapıyor. Bu çocukları almış, 16 yaşındaki çocukları daha sonra kadrosunu almaya başlamış. Bu evreni nasıl tasarlamamız gerekiyor? Ben bu dijital dünyayı nasıl kullanmam gerekiyor? Nasıl yapmam gerekiyor? O. Amerika'da da yapılan büyük şirketlerin yaptıkları bunlar. İşte bu robotik kodlama yarışmalarını çok yaptılar. Bu yarışmalardaki dereceyi alan çocuklar alıyorlar oraya. O çocukları oraya getiriyorlar. Diyorlar ki bu biz bunu nasıl kullanalım? Çünkü zaten onların oynadığı ortam taşınıyor yukarıya. Evet. Yani Minecraft'ta çiftliklerimi yaptım, evlerimi yaptım, binalarımı yaptım, Roblox'ta oyunlarımı yaptım, her türlü binayı, mimarı falan o taşınıyor. Ve hukuk savaşında da aslında Roblox'çu hukukçular ancak bu işin içinden çıkacak diyorlar. Çünkü şu anda arsa alımları çok fazla ama arsa alımları ile ilgili hiçbir hukuk altyapı yok. Evet, bence bunu bir ayrı bir başlık altında toparlayalım ve sizi Metaverse'te yeniden görelim. Bugün yayınımızın sonuna geldik. Yeniden görüşmek üzere. Yayına katıldığınız için çok teşekkür ben ederim. Teşekkür bir Metaverse programının daha sonuna geldik. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.